Direkt koyuyorum abi. Şöyle şimdi, bir duruyorum. Sonuna kadar gazı kökle. Tamam. Yani ooo. Sonuna kadar köklemedim bu arada. Ooo abi. Kaldırıyor ha. Benimkinden daha hızlı kalkıyor. Kaldırıyorsa ben ineyim bile. Yeni bir videodan cümleten SA. Ben Osman Kabak. Yanımda Çukur dizisindeki Minik'ten sonra Türkiye'nin en uzun ismi Can Tezcan var. Ve bugün Can abiyle beraber yeni aldığı Tesla'yı tanıtacağız. Can abi hoş geldin, sefa hoş getirdin. Hoş bulduk kardeşim, nasılsın? Bu arada gerçekten boyu uzun, benim boyum kısa diye düşünebilirsin. Yok, boyu... eğimli şurası. Boyu yani kaç şöyle abi? Dursam... Boyu kaç abi senin? 1.96. 1.96 evet. Maşallah, harbiden. Ayak numaran kaç abi? Performans krem. 46. 46. Maraş'ın plakası. Neyse abi, aslında benim bugün bu videoyu çekme amacım hem arabanı tanıtmak hem de sen neler yapıyorsun? Yazılım işiyle, ya testerlık işiyle ilgileniyorsun, onun dersini alıyorsun. Evet. Yani arabayı niye aldın, kaç aldın, nasıl aldın? Genel olarak hayatın nasıl geçiyor, Amerika hayatın? Kendi YouTube kanalına video yüklemiyorsun. Tamam. Ben dedim ki kendi YouTube kanalıma video yükleyeyim bari dedim. Ya onun için böyle bir video yapayım dedim. Bu benim arada yok. Geyikler geziyor. Şunu da söylemek istiyorum. Şu an tripodu öyle bir yere sabitledik ki arkada. Yani kamerayı öyle bir yere koyduk ki size onu göstermek istiyorum. Abi şu tripoda bakar mısınız? Yemin ederim şaka gibi bak abi. Evet Can abi, sendeyiz. Neler yapıyorsun? Bize bir kısaca bahseder misin? Vallahi Chicago'da yaşıyoruz işte. 3 sene olacak Mart'ta. Green Card'da geldim. 3 senedir burada herkesin yaptığı gibi işte DoorDash'tir, GrabUp'tir, Uber'dir. Son 2 senedir Uber ve Lyft yapıyorum. İşte hayatımızı bundan geçiriyoruz. Onun dışında ekstra bir sürü iş yaptım. Amazon'da çalıştım. Amazon depoculuğuyla uğraştım. Ticaret yapmaya çalıştım. Onun dışında araba son... aldım, sattım bir ara. Araba aldım, sattım. Burada parça alıp sattım. Peki kurs bitti mi abi senin? Benim kurs bitti. Dersler bitti daha doğrusu. Benim biraz uzun sürdü. Normalde bu eğitim 6 ayda, 7 ayda bitiyor. İşte iş bulma süreçleri toplamda yani 9 ay, 10 ay içinde herkes artık işine girmiş oluyorlar bir şekilde. Benim sürem daha uzun sürdü. Yani ben iki dönemin evet. derslerini de aldım. Yaklaşık bir sene işte iki ayda falan bitti yani benim dersler. Evet. Şu an tamamen interview yani sen şu an iş arayışındasın. Ama abi. Şöyle ben dersleri bitirdim. İş bulma şeyine hiç şu an devam etmiyorum. Yani iş aramıyorum şu anda. Çünkü yazılım benim A planım. Bu yaptığım işler B planımdı. Şimdi Can abinin çocuğu da var arkadaşlar. Evet. Evlisin bir yandan da. Bu arada yaşın kaç Can abi? 36. Maşallah. Ben ilk Can abiyle tanıştığımızda şöyle bir anımız vardı. Kardeşim diyordum. Bilader falan diyordum. Öyle. Ben 27 yaşındayım. Ben abi seni yani böyle harbiden 22, 23, 25, 25 falan gösteriyorsun. 22 22 biraz abartı oldu da 25-26 gösteriyorsun. Benzemiyor. Güzel bir şey. Güzel bir şey Can abi. Sağ ol kardeşim. Şimdi abi peki yazılım dışında A plan B plan dedin. Diğer yaptığın iş ne olacak? Şimdi bu arabayı neden aldın? Öncelikle oraya girelim. Ya öncelikle ben niye araba aldım? Onu söyleyeyim evet. size. Bu arada bana da Instagram'dan çok yazan arkadaş var. Hani video bekliyordunuz bununla ilgili. Bu video için teşekkür ederim sana. Hem referans olacak. Rica. Bütün takipçiler, beni takip eden insanlar da bu videoyu izler. 2017 model Honda CR-V kullanıyordum. Evet. O arabayı aldığımda 38 bin mile'daydı. İlk arabam olduğu için acayip yüksek bir faizle aldım. %26 APR'la aldım. Ki bu herhalde çok yüksek. Yani bugüne kadar benim burada konuştuğum insanlar böyle bir faizle araba almamışlar. Ama ben mecburdum. Sebebi ise kredi skorunun, kredi skorum geçmişinin yoktu. Olmaması. İşte biliyorsunuz zaten bazılarınız. Geçmişimin olmaması, ilk arabamın olması, bir de Uber hesabım açılmıştı. O yüzden ben artık dedim ki işler de iyiydi o biliyorsun yani. O Uber'de o dönemler çok iyiydi işler. Ya dedim ki faiz maiz umurumda değil. Hani bulmuşken bu arabayı alayım. Çünkü bir tane Mercedes'im vardı, C280 2006 model. Arabanın farı marı patlıyordu böyle. Yani biliyorsun tamir evet. çok pahalı. Neyse ben Honda'yı aldım arkadaşlar 38 bin mile'da. Şu an araba hala bende, satmadım. 165 bin mile'a geldi. Yani ben 130 bin koydum üstüne. Evet. Full Uber yaptım. Ama iyi para kazandım evet. Uber'de şimdi. Yani 2 senedir Uber işleri gerçekten çok iyiydi. Evet. Ta ki bu seneye kadar arkadaşlar. Evet, bu sadece baktı. Uber için değil. Mesela tır yapan da aynısını Tabii. söylüyor. Yazılım yapanı, bilgisayar mühendisliği
mühendisliği, o tarz işleri yapanlarda genel anlamda sektörü, evet hepsinde kötü. Ben abi 2 sene önce Uber'den 2 günde kazandığım parayı şu anda 1 haftada kazanamıyorum. Bunu da buradan sizlere söylemek istiyorum. Çünkü eskisi gibi değil arkadaşlar işler. Arabayı tabii 165 bin mile'a koyduk. İşte bir iki kaza geçirdim falan. Arabanın değeri, yani ben aldığımda araba 26 bindi. Sonra bir ara market yükseldi. Araba 33 bine falan çıktı. Evet. Sonra sen aldın hatta. O aynen. Ben de Can abinin arabadan esinlenerek almıştım. 2022 aldı Osman. Her neyse. Tabii benim araba arkadaşlar hem mil oldu hem değer kaybetti. Kaza yaptım falan filan. Neyse araba yenilemem gerekiyor. Bu arada dediğim gibi ben artık Uber X yapmamak istiyordum. Yani Uber'in sınıfları var. Uber'in en alt seviyesini yapıyordum ben o arabayla. Daha artık böyle hani Uber yapacaksam en azından dedim ki Uber Black'e falan geçeyim. Çünkü evet, çok daha mantıklı. Kazançları yani 3 katı 4 katı. Aynı zamanda biz açıkçası ya bir ara Osman parkinge falan gittiğinde diğer şoförleri gösterir. Yani gerçekten arkadaşlar biz arabamızın temizliği olsun, kişisel olarak müşterilerle muhabbetimiz, ne bileyim saygımız falan biraz daha farklı hizmet ediyoruz yani onlara. Evet. Açıkçası ben Uber X ve bu hizmetin karşılığını Uber X yaparken alamıyorsun. Yani alamıyorsun. Dedim daha lüks böyle bir şey olsun. B planımdı tabii bu. Tabii Chicago'da bunu yapabilmeniz için özel bir kursa gitmeniz gerekiyor. Aynı zamanda sınava girmeniz gerekiyor. Ehliyetini almanız gerekiyor. Ve Black'e uygun araba almanız gerekiyor. Ondan sonra şirket kurmanız gerekiyor. Özel commercial insurance yapmanız gerekiyor. Ben hepsini yaptım. Bana da Mert diye bir kardeşim yardımcı oldu. Ona da buradan şey yapalım. Selam gönderelim. Abi şimdi Tesla'yı neden Tesla tercih etti? Şimdi Black yapabilmek için arkadaşlar farklı farklı modeller var. Atıyorum Mercedes E300 serisi giriyor. BMW'nin 5 serisi bunun içine giriyor. Audi A6'dan başlıyor. A7, A8, S7, S6, S8 diye gidiyor. Sen elektrikli bir araç tercih ettin ve neden Tesla tercih ettin? Çünkü ben de merak ediyorum açıkçası. Ya ben aslında çok düşündüm. Yani benim kişisel olarak istediğim bir araba değil Tesla. Tamamen bana uyduğu için yani ekonomik olması, fiyat olarak yüksek ama yani bu iş için ve en azından benim 2 senem için, çünkü ben çok zarara uğradım yani hem faiz olsun şey olsun benzin olsun araba tamiratı yağ değişimi bilmem ne, Uber yaptığınız için arkadaşlar öyle gözüktüğüne bakmayın yani hem para kazanamayıp hem bunlara çok para harcadığınız zaman insanın şeyi oluyor ya şimdi yani. Şunu hani söylemek istiyorum, ben abi kendi arabamı 1 yıl önce satın aldım, evet. $4000 peşinat verip taksitle aldım ve ben kendi arabamı şu an satmak istesem $10000 daha ödemek zorundayım, evet. Yani ben Uber'den kazandığım 2-3 aylık hardcore çalışırsam eğer 2-3 aylık 4 aylık kazandığım parayı arabaya veriyorum. Geri kalan 6 ay bana kalmış gibi bir şey oluyor aslında. Tabii. Yani mantıken. Benim için de aynı şey. Abi veriyorlar sana ama gidiyor da yani. Kapitalizmin gerektirdiği kesinlikle şey bu aslında. Yani. Kötülediğimizden değil doğrusu neyse onu söylüyoruz burada. Ya aslında şöyle baksan yani mesela işleri iyiyken kenara hani araba için sadece 200-300 dolar para atsaydın şeyi bitmişti. Mesela arabanın borcu. 2 senedir yapıyorsun sonuçta. Evet. Hani öyle baktığında ama öyle olmuyor işte. Burada biraz fark. Evet. Değeri çok düşüyor arabanın. Çok düşüyor arabanın. Ben şimdi bir yılda 65 bin mil yol koymuşum. Bir dealer'a gidiyorum, adam diyor ki normal bir insan 12 bin mil koyar normalde bir yılda. Tabii. Sen 65 bin oh diyor bana. Aynen. Ben de abi işte ekmek parası falan bir şeyler diyorum. Bu arabanın bana artısı ne oldu onu söyleyeyim. Şimdi araba rakam olarak arkadaşlar Mercedes'ten falan daha pahalı bir araba. Ama şöyle düşünün, Uber yapıp günde 300 mile yol yaptığınız zaman neredeyse her gün bir depo benzin alıyorsunuz. Evet. En regular benzinin 12 galon benzin alır bir araba. Mesela Honda işte. $50. 45 dolara minimum şekilde doldurursunuz. Aya vurduğunda da 1200 dolarları geçer günlük benzin paranız. Hadi 1000 dolarla sabitleyelim. Yani her gün çalışırsanız. Her gün çalışırsanız. Haftada aylık, 6 gün çalışırsanız aylık 1000 dolar gideriniz olur. Artı aylık en az bir kere oil change yaparsınız. $100-$120 arası oil change'e gider. Onun dışında işte yok egzoz problemini çıkartıyor. Fuel injector'lar işte bir sürü. Bir de arabanın değeri düşüyor. Tesla'nın değeri o kadar düşmüyor bildiğim Tesla'nın kadarıyla. Tesla'nın değeri düşmüyor. O kadar. Şimdi yıl sonuna kadar Tesla alırsanız, elektrikli araba alırsanız bir $7500 devlet size verdi. Oraya geleceğiz abi. Tamam. Orada duralım. Tesla'nın fiyatlarını önce arabayı tanıtalım. Tamam. Ne kadar aldın, kaça aldın falan filan bunları az sonra geleceğiz. Hadi o zaman şimdi inceden bir arabanın dışından başlayalım. Bu arada araba show yaptı az önce bize. Size onu da göstermek istiyorum. Şey yaparız. Arabamız bu. Simsiyah arkadaşlar. Jantlarından tutun, dış renginden tutun, iç rengine kadar simsiyah. Bunun sebebi ise Uber Black yapacaksanız arabanın iç ve dışı siyah olmalıdır. Bu şeyde Tesla'da çok fazla seçenek yok zaten. İşte iki tane var bildiğim kadarıyla. İki üç tane paket var. Ben ekstra olarak
şey, bu long range diye geçiyor araba. Uzun menzilli, yani 320 mil yol yapabiliyor %100 şarjla. Ben ekstra olarak işte performans jantları taktırdım sadece. Ne kadar abi onun ücreti? $2000 ekstra oluyor ona. Evet. Onun dışında işte koltuklar siyah. Dediğim gibi hem Uber Black için hem ben, yani Uber Black'i de çok yapmayacağım ama daha sonra kişisel olarak böyle simsiyah arabayı tercih ediyordum. O yüzden böyle simsiyah istedim arabayı. Çünkü bu fren kaliperleri de ekstraymış. Onu bilmiyordum mesela. Bunu genelde kırmızı ya da işte sarı yapıyorlar. Pembe yapan falan da var. Onda da ekstra olarak alabiliyor musun? Ekstra olarak alabiliyormuşsun. Daha sonradan öğrendim. Ama Amazon'da satılıyor. Değiştirebilirsin. İyi, benim bir iki upgrade yapacağım bir şeyler var. O zaman artık değiştiririm arabayı. Diğer bir ekstrası ise arabada çeki demirinin olması arkadaşlar. Can abimiz gezen, seyahat eden, evet, Amerika'yı turlayan bir abimiz olduğu için arabanın arkasına da bir trailer takabilmek için çeki demir taktırmış. Abi bunun fiyatı ne kadar? Bu da tow hitch diye geçiyor. 1500 dolar falanlı galiba. 1500 dolar ekstra. Evet. Orayı sökebilmemiz için ayrıyetten içeriden, evet, ayarlamamız lazım. Plastiğini çıkartıyorsun, sonra bir aparatı var. Şey takıyorsun. Bizim Türkiye'deki gibi değil. Böyle kare bir şey. Topuzu da yukarıda. Oturtuyorsun işte falan. Eğer Osman ileride bir jet ski verirse şeyde çekilişle. Çekilişle. Penaltı yarışmasına jet ski. Onu çekmek için aldık. Ayarlarız ya Can abim. Araba arkadan gayet güzel ve geniş duruyor arkadaşlar. Hatta bagaj kapağı açıldığında bagajı da gayet uygun, yani geniş bence. Yani esas bagaj aslında şey, burası. Ben alt tarafta. Burayı kullanıyorum böyle işte, sular mular falan filan. Bir de ön tarafta da bagajı var bildiğim kadarıyla. Ön tarafta bagajı ben var. Daha önce hiç Tesla sürmedim bu arada Can sürersin abi. Sürersin bugün. Şimdi bunu sürüp ilk deneyimim olacak bakalım. Uygulama üzerinden her şeyi aktifleştirebiliyorsunuz Tesla'da. Yani mesela ön bagajı açacaksınız. Bastığın zaman mesela çat diye açıyor ön bagajı. Ön bagaja böyle bakalım. Ön bagajımız da bu şekilde arkadaşlar. Burası da gayet geniş. Ya evet, kullanılabilir aslında. Ben buraya aslında böyle şeyi koyuyorum mesela. Markette mesela hani geri geri koyduğun zaman hemen market poşetlerini koyabiliyorsun, evet, rahat öne arkaya, ya da işte ceket falan koyabiliyorsun. Burada bir tane ışığı var, çok güzel. Bunları ben ekstra satın aldım, şunları. He, şunları sen aldın abi. Aldım. Çünkü Amerika'da arkadaşlar paspas takımı hiçbir arabayla gelmiyor. Hiçbir arabayla. Evet. Yani halılar geliyor ama plastik gelmiyor. Onun için ekstra bir sektör oluşmuş. O da iyi bir iş, ayrıca onu da daha sonra konuşuruz. Evet. Paspas takımı komple arabanın 175 dolar mesela. Uygunmuş abi aslında. Uygun, fena çok değil. Evet, evet, çok da kötü değil. Onun harici arabanın dışında ekstra olarak başka bir şey yok arkadaşlar. Can abinin dediği gibi bütün işler telefondan yani. Arabayı açması, kapatması, o su bu su her şeyi telefondanmış. Hadi bir inceden arabanın içine doğru girelim bakalım. Evet, kapısı bu şekilde açılıyor arkadaşlar. Klasik Tesla. Ben dediğim gibi daha önce hiç sürmedim. İçinde de böyle çok fazla bulunmadım. Öyle bakmaya gittiğimde 1-2 saniye oturmuştum. Böyle klasik Tesla konsolu. Her şeyi görmüş olduğunuz tablet üzerinden gerçekleştiriyorsunuz. Onun harici yani neredeyse değil, hiç düğme yok. He, bunu ilk kez görüyorum abi. Evet, anahtarı bu. Tesla'ya gidip arkadaşlar galeriye girdiğiniz zaman herhangi bir kağıt mağıt hiçbir şey imzalamıyorsunuz. Bütün her şey uygulamadan. Bütün işler uygulamadan online oluyor. Arabanızı teslim alın diye sizi arıyorlar. Gidiyorsunuz, sadece bunu veriyorlar. Yani 10 saniyede alıyorsunuz ve çıkıyorsunuz arabayı. O ne abi? Bu kart. Anahtar ne? Anahtar bu. Kart yani. Böyle iki tane geliyor. Tabii bunu telefona uyarlıyorsun. Hani ben bunları taşımıyorum normalde. Ha, onun şifrelerini telefona giriyorsun. Telefonla arabanı aktifleştiriyorsun. Evet, tamamen şey yani böyle. Dümenden yani, anahtar. Anahtar yani. Normalde şuraya koyuyorsunuz. Buradan çalışıyor. Yani anahtar. Telefonunuz yoksa öyle mi oluyor? Telefonun diyelim yok. Yani bu kart buradayken bu araba çalışmaz. Bu kartı buraya koymanız gerekiyor. Şöyle göstereyim. Şurası. Bu kart burada durup arabayı aktifleştiriyor. He, onu evet, bilmiyordum Can abi bak. Tabii, bu iki tane. Senin orada durmuyor ama kartın. İşte ben telefonu kullandığım için anladım. Telefon benim anahtarım. Anladım abi. Bu şimdi çıkarttım şeyden, bagajdan. Şöyle arka koltukları da göstereyim sizlere. Arkası da gayet normal, sade tasarımda bildiğiniz Tesla arkadaşlar. Otur bakalım. Can abimiz ne güzel bak şekerleri yapmış. Şöyle binelim bakalım. Mesela ben 1.96'yım. Hani benim şu an koltuk ayarım ön taraf. Evet. Osman da 1.80. Ben 1.78'im. 1.80 adam. Hani diz boyu 5 parmak var mı? Abi bence ideal. Yani gayet güzel. Senin koltuğun da bayağı arkada olmasına evet, var. Ben uzunum. Bayağı geride koyuyorum. Bu arada şu tavan çok güzel. Yani tavanın komple cam olması, ona az sonra geleceğim, mükemmel bir detay. Evet. Bu Model 3'lerde yok böyle bir şey. Model 3'lerde ortadan ayrılıyor. Yani
şurada şöyle bir tane çizgisi oluyor. Şurada şöyle çizgi mi oluyor abi? Evet. Ya yani iki parça gibi düşün. Model Y'lerde ve X'lerde bu şekilde. Aa bak burada bir şey varmış. Neyse. Arabanın artçı koltuğu da bu şekilde arkadaşlar. Bir de bu taraftan size tasarımını göstereyim. Şimdi de bir inceden arabayı sürelim bakalım. Sürüşü nasılmış? Ben de gerçekten heyecanlanıyorum, merak ediyorum. Şimdi arabaya oturdum. Can abi inan ben ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Yani ne yapacağım yani harbi soruyorum. Yani abi. Bu tamamen dijital. Her şey ekrandan. Sadece vitesler direksiyonundan. Bu vites. Tamam. Şurası. Frene basıyorum. Bunu şuradan takip edebiliyorsun. Sol en üstte parkta şu anda. Frene tamam. Bastıktan sonra bir kere indirdim mi boşa aldı. Bir kere daha indirdim mi D'ye atar. Anladım. Şu an gidebiliyoruz. Ama tabii kemerlerimizi takmamız tabii, lazım. Tabii. neden önemli olduğunu birazdan söyleyeceğim size arkadaşlar. Hatta şimdi söyleyeyim. Tesla Insurance, Tesla sigortası yaptırıyorum ben. Eğer araba o kadar akıllı ki kemerinizi takmadan arabayı kullanırsanız bir sonraki ay sigorta rakamınız yükseliyor. Allah Allah. Evet. Senin anlıyor nasıl abi? Bütün anlıyor. Senin ani fren yapıp işte sert döndüğünle bilmem neyle her şeyi kaydediyor. Şimdi ben normalde abi sağ elimi buraya koyarım. Evet. Ve elimin avucumun içine vites topuzu alırım. Buraya bir tane bayan arkadaş gelecek kardeşim. Onunla oynaya giderim vites topuzuyla şöyle. Bu viteste böyle oynayacağım bu. Ayağımı frenden çektim. Evet. Hafiften bismillahirrahmanirrahim diyelim. Evet. Gaza bastım. Şu an gidiyoruz. Kalkışı güzel. Hiç ses yok kalkışı zaten. Kalkışı güzel ve hafiften ağırlık hissettim ben abi açıkçası. Ayağını yavaş yavaş çekersen gazdan fren yapar. Frene dokunmadım. Yok. Fren yok. Ya fren var ama frene basmıyorsun. Şimdi abi ana yolda ben karşımda sürekli Tesla'ların stollanmalarının yanıp söndüğünü görüyorum. Ayakları parlıyor. Gazdan çektikleri için direkt otomatik olarak o lamba yanıyor. Kesinlikle. Onun ayarı var ama böyle kullanmak çok keyifli. Hiç yormuyor insanı. Ben de böyle kullanıyorum. Direksiyon bu arada abi çok naif böyle bir... Baksana. Şeyler malzeme kalitesi güzel ya arabanın. Evet. Yani kullanılan deriler vegan deri arabada. Yani maruldan yapılmış kardeşim deri. Allah Allah. Evet. Aa, vegansa ben alamam ya. Kusura bakma yani. Döndürdüm. Evet. Direksiyonu güzel. Abi elim yine vitese gitti. Görüyor musun Can abi? Şöyle bir vites topu aradım burada. Doğa fotoğrafçıları şurada geyik var mesela onu da çekeyim. Her yer geyik. Neyse. Şu an hava çok güzel ve sonbaharın demlerini yaşadığımız için ağaçların renkleri falan böyle çok tatlı bir seviyeye gelmiş. Rahat abi. Çok yani rahat. Ben çoğu bazı Tesla süren insanlarla konuştuğumda tabii onlardan kasisten falan böyle çukurdan geçince birazcık amortisör rahatsızlıklarından bahsediyorlardı açıkçası. Yani süspansiyonları sert. Süspansiyon, evet. Süspansiyon sert ama lastik seçimiyle de alakalı bu. Benim lastiklerim de sert şu anda. Açıkçası bu lastikleri sevmedim ben. Yani benim Honda CR-V'deki lastikleri sen biliyorsun. Evet. Bayağı iyi lastikler. Hem kış lastiği. O lastiklerin Tesla uyumlu modelini bulursam alacağım. Aynası çok tatlı bu arada. Dikiz aynası. Ve abi şu ayağımı gazdan çekince fren olayı aslında güzelmiş. Buna alıştın mı çok iyi. Ben çok rahat ediyorsun. Şöyle şuraya bir hafiften park etmeye çalışayım. Ben ayağım gazdan çekeceğim, frene istediğim yerde dokunacağım. Şu an dokunmadım mesela. Evet. Geriye alayım bakayım. Aynen. R'yi aldın şu anda. Hemen aynalar eğiliyor. Arka kamera, yanlarda evet. Kamera var. Arabanın bu arada her yerinde kamera var. Yani şu an bile mesela araba bizi kaydediyor. Onun arabanın kendi özel evet, kayıt şeyi var. Herhangi bir tehdit, saldırı bilmem neye karşı mesela. Ya Uber yapanlar için birebir zaten. Birebir tabii. Aynen, çok iyi var. Kalitede değil. Ama iç kamerası özellikle. Şurada bak kamerası gördüğün gibi. Can abi şu an ne için can atıyorum biliyor musun? Şu gaza bir düz kalkarken bir zın diye basmak istiyorum. Şeye çık, evet. Düz bir yola çık. Hemen modları ayarlayalım. Valla geçen bir Lambo muhabbeti oldu işte yolda. Bir Lamborghini ile böyle yan yana geldik falan. Ben tabii müşteri vardı arabada. Chill modda gidiyordum. Normal moda aldım. Araba giderken çok fazla etkisi yok ama kalkışta... Gerçi araba giderken de hani mesela ben 100 mile'la gidiyordum. 100'den 150'ye çıkana kadar herhalde bir 3 saniye falan geçti. Çok hızlı yani. Park. Bunun şeyi yok değil mi abi? El freni. Yok değil mi bu araba? Park şu ortada basarsan buna viteste. Evet. Parkı alıyor yani araba. Hani abi arabanın ya yani sıfır alırsan bu şekilde geliyor yani. Ayağını gazdan sonra, çekince falan herkeste olan bir. Onun modunu ayarlayabiliyorsun buradan. Ekrandan. İstemiyorsan kaldırabiliyorsun. He. Normal şekilde durabiliyor yani. Abi. Anladım. Benim arabada da var mesela. Geyik mi? Abi şey mızrak var mı? Şöyle bir. Ne güzel la. Seni yerim. Abi burayı da full kıvrımlı yapmışlar. Bir düzlük bulamadık. Ya.
Arabayı Tesla %80'in üstünde günlük kullanımda şarj etmenizi istemiyor sizden. Yani pil ömrünün uzun olması için diyor ki 80'de sınırlı tutun. Ben abi sen bunu 80'e kadar ediyorsun. Ben 89, 88 böyle hafta sonları 100'de dolduruyorum. Süper Charger'da dolduruyorum. Süper Charger'da 100'e kadar yaklaşık 40 dakikada full doluyor araba. %89'la doldurduğunda kaç mil oluyor abi gidiş mesafen? Yaklaşık 280 mil oluyor. %89'la %89 şarjı 280 mil. İşte peki %89'a kaç para ödüyorsun abi? $16 falan ödüyorum. Çok iyi. Evet. Ya, onu da kredi... O da şöyle. Tabii şimdi bunun şeyleri var. Mesela gece 12 ile benim şarj ettiğim yerde gece 12 ile sabaha karşı 4 arasında şarj ederseniz en uygun ücret. Hani ücretleri ettiğiniz şarja göre ve yere göre değişiyor. He. Bir tabii. De sen ve bir de şunu dedik. Ona sen bak geçen, şuradan, sen, geçen abi şuradan bakabiliyorsun. Bakıyorsun mesela şurada. Şuradaki şarj istasyonları Chicago içindeki. Bak ne yazıyor mesela? Bize yakın olan 0.43 kW. Bu Chicago'daki süper şarjlar. Yani bu yavaş, aha, bu biraz daha hızlı. Bu süper şarj. Ben süper şarjıra gidiyorum. Mesela şu 8 en yakın. Bastığım zaman 8'in üstüne. Burada saat aralığını gösteriyor. 4 ile 9 arası sabah $0.29. 9 ile 7 arası akşam 0.42. 7 ile 11 arası 0.36. Gece 11 ile 4 arası 0.23. Biraz pahalanmış 19. Yani bu tamamen sizin hangi saatte şarj ettiğinizle alakalı. Mesela burada gece nerede? 12 ile 4 arası 18 centmiş. Ben 19'dan şarj ediyordum. Bana işte $16 falan mal oldu. Yani arabanın kapağını açıp takıyorum. Kendi tabii, otomatik tabii. Sistemden parayı çekiyor. Hiç böyle para ödeyeyim, marayayım derdi yok şey. Orada. Yok öyle bir şey yok. Modunu şöyle değiştiriyoruz. Uyanıyorsun efendim, basıyorsun. Şurada araba modu var. Buna tıklıyoruz efendim. Tamam. Kontroller. Kontroller, parking, pedal, steering. Bu hızlanma. Hızlanmayı standartta alıyoruz efendim. Tamam. Steering mod, direksiyonun modu. Bunu sport'a alıyoruz efendim. Oo. Sonra şu anda yapıştırabilirim. Şu anda hazırız efendim. Yalnız biraz dikkatli olun efendim. Benden bakayım. Söylemesi. Direkt koyuyorum abi. Şöyle şimdi, bir duruyorum. Sonuna kadar gazı kökle. Tamam. Yani ooo. Sonuna kadar köklemedim bu arada. Ooo abi. Kaldırıyor ha. Benimkinden daha hızlı kalkıyor. Kaldırıyorsun ben ineyim bile. Ooo hiç beklemiyorum. Harbiden o oldum bak. Geri dön bir daha. Vallahi beklemiyordum. Sen biraz basamadın sanki. Hayır, sonuna kadar köklemedim. Basmadın, aynen. Korktum abi dedim şimdi. Kalkıyor ya havaya dönecek falan. Şöyle döneceğiz diye sen korktum. Sen bir geri dön bir daha bas. Bu arada dikiz aynaları bana bir tık küçük geldi yani abi. Yalan yok şimdi. Evet. Dikiz aynaları bir tık küçük geldi. Küçük. Bu şeyle arabaya küçük. Göre. Küçük. Evet bu ayna da küçük, evet, geldi. Küçük. Onun harici koltuğa oturuşu güzel. Rahat bence. Yani konforlu. Vitesin burada olması, Mercedes E300'de de buradaydı aynı şekilde abi. Doğru. Ben bunu pek sevmiyorum açıkçası ama bu, evet, arabanın tasarımına burada olması uygun tabi. Yani alışıyorsun şurada, bir süre sonra. Şurada dediğim gibi elime bir şey almam lazım benim. Elime bir şey almadan araba sürmek... yani... Kardeşim Tesla alırsam ben sana bir hediye alırım oraya. Oo abi çok iyi. Çok iyi. Harbi gidiyor ya. Abi harbi yapıştır. Şimdi düştüm. Şöyle oldum mu? Hani kondola binen teyze olur ya kondola. Yapma çocuğum. Bir de bu şöyle söyleyeyim. Bu spor paket değil. Bu long range. Spor paketi spor paketinde ben hani... Ben S-Plate'leri düşünemiyorum o zaman abi bu böyleyse. Tabii onlar işte 0'dan 100'e 2.9 falan kalkıyor. Herhalde bu 3.5 kalkıyor. Öyle biliyorum abi yani. 3.5 da çok hızlı yani. Hızlı hızlı. Yani dediğim gerçi gibi... benden hızlı gelmiyor da. Kalk. Böyle bir yarışla mı? Can abim. Ben anlamadım. Sen al boş ver. Abi çok teşekkür ediyorum. Direksiyonu bu arada aşırı konforlu. Beğendim. Arabanın hızı da inanılmaz hoşuma gitti. Şimdi geldim. Parka alıyorum. Evet. Şuna mı basıyorum? Ha, evet, ortaya basıyorsun. Parka aldım. Anladım. Ben şu sahibi olsaydım direkt çıkıp gidiyor mu? Evet direkt çıkıyorsun o kadar. Şey yok. Kapatma bir şey yok. Yok. Kendi kendine kilitliyor, gidiyor. Yaklaştığında açıyor. Zaman tanımadım. Koltuk şey, kapı açılımları bu arada çok enteresan. Şöyle basıyorsunuz. Mesela burada kapıyı buradan kilitliyorsunuz. Tabii kapım açık şu anda. Arabaya binmeden önce biliyorsun. Abi kar yağdığında dedin ki sen karı eritebilecek sistem tabii, var. Evde. Ama şarj ne kadar yiyor dedin? Biraz çok şarj yiyor. %20 falan yiyordur herhalde. Evet. Bilmiyorum yani. Emin bilmiyorum. Belki de %20 zannetmiyorum. Yani %5 falan yiyordur büyük ihtimal. Bu canlı kamerası biri arabanıza yaklaştı mı mesela uyarı geliyor size. Herhangi bir yerde işte şey yapabiliyorsunuz yani izleyebiliyorsunuz. Kayıt ediyor kendini. Mesela arabanıza bir saldırı oldu, evet, ya da önünden bir köpek geçti falan. Her neyse lokasyonu bazen unutuyoruz ya nereye park ettiğimizi. Evet. Bu gösteriyor.
Ondan sonra şarjına bakabiliyorsun işte. Mesela ha şeye gelelim. Bir ayda arkadaşlar toplam 485 dolarlık elektrik. Biz yapmış. Ne demiştik? 1000 dolar benzinli araba, evet, kullanan insan, hatta 1100 dolar, 100 dolar da yağ 31 ücreti. Gün. Toplam 31 günde 485 dolar. Yalnız şöyle bir şey var. Bu rakam normalde 420 dolarla. Hı hı. Ben arkadaşlar ceza yedim. Ceza da şundan kaynaklanıyor. Arabayı şarjda bırakıp dolduktan sonra şarjda takmaya devam ederseniz kilowatt başı 1 dolar ceza yiyorsunuz. Ya da kilowatt Tesla'dan yiyorsun o cezayı. Evet. Onun ölçüsü neyse yani ben fazladan bir 50 dolar falan ceza yedim. Çünkü arabayı şarja bıraktığımda gece uyumuştum arabaya. Sabah bir uyandım, saat 6'ydı. Allah Allah. Tabii o fazla. Bu da size tahmini şeyi gösteriyor. Hani benzinli araba kullansaydınız mesela 871 dolar harcarmış. Neredeyse işte ya yüzü, yarı yarıya kârdı. Ya yani yıllık 5000 dolar bir kere benzinden tasarruf ediyorsun. Evet. Yıllık 5000 dolar araba tamirinden tasarruf, yağından, yıllık işte motor 1500 dolar da yağdan, ha, araba 5000 içinde. 5000 içinde motor bakımı, işte bilmem nesi, mesela işte emisyon sistemi, egzoz problemleri, 5000 dolar gidiyor yani belli bir mile'dan sonra. 2 senede açıkçası hem şarj, hem vergi iadeleri, hem araba tamirleri. Ben bu arabayı sattığım zaman 2 sene sonra hem kâr etmiş olacağım. Yani kâr etmiş olacağım dediğim, en azından Honda'da ettiğim zararı etmeyeceğim. Hem de arabayı sürerken de yani, tasarrufumu etmiş olacağım. Araba açıkçası 3-5 sene sonra size bedavaya geliyor. Arabanın fiyatlarına bir gelelim, bir dışarıya çıkalım. Şimdi gelelim asıl mevzumuza Can abi. Bu arabayı kaça aldığına, sana kaça patladığına, bize triklerini, detaylarını nasıl aldığına gelir misin? Bu senin üzerine olan 3. araba bildiğim evet, kadarıyla. Evet, benim üzerime 3. araba. Bir Honda CR-V 2017, bir Jetta var 2020. 21 mi? 22. Bir de 2023 mü abi? Bu 2023 Tesla. 2023 Tesla'mız var. Abi şimdi sana kaça patladı? Ne kadar aldın? Şimdi araba 58 bin dolar. Tamam. Yani bu paket işte jantı, mantı, çekisi bilmem ne. Tabii siz krediyle, yani ben krediyle aldığım için arabanın toplam geri ödemesi 80 küsura geliyor aslında. Tabii üstüne yani, faizini tabii koyuyor. Bu tamamen sizin kredi skorunuzla alakalı. Benim kredi kullanabilir limitim şu anda çok aslında hani 3 arabam olduğu için, çok şey olduğu için. Evet. Yine iyi faizle aldım. APR şu anda %9'la şey %8'la 8.5'la aldım. Çok iyi. 8.5 fena değil çünkü 3 arabam var. Hani adamlar diyor çok kredim var kardeşim. Diğerlerini trade var en azından. Ya benim diyor. Bildiğim %5 ile 6 ile alsan bile %8.5 ile arasındaki fark çok fazla oynamıyor aslında yıl sonuna vurduğun zaman, aya vurduğun zaman pardon. Yani işte bir 3-5 ay sonra refinance yapıp bunu 5'e falan. Peki abi ne kadar down payment verdin bu arabaya? Toplam 4750 dolar para çıktı benim cebimden arabayı alırken. Bunu app'ten ödedin. App'ten, telefonun app'inden her şeyi ödüyorsun. App'ten ödüyorsunuz. Dediğim gibi herhangi bir oraya gidelim işte dealer'la muhabbet edeyim, pazarlık yapayım. Hani pazarlık diye bir şey kesinlikle yok zaten arkadaşlar. O yüzden Tesla işine bak. Tesla'da öyle bir şey yok. Peki yani. Abi aylık ödemen ne kadar Can abi? Aylık 900 dolar ödüyorum. 900 dolar evet. Ödüyorsun. Sigortası kaç çıktı abi bu arada? Sigortam şöyle, bu da çok komik gelecek. Bu arada o sigorta da çok önemli yani benim için. Ben arkadaşlar 3 arabama, yani bir tanesi eşimin arabası bu arada, Jetta'yı onunla benim üzerime. Eşimin arabası, benim Honda, CR-V ve bu üç toplam 3 arabaya Tesla Insurance toplam 190 dolar para ödüyorum. 190 mı? Evet, 3 araba için. Ben kendim Tesla Insurance yapabilir miyim abi? Tesla olursa yaparsın. Senin aileye şey yapsak mı? Evlatlık alabiliriz. Can abi. Abi ben Honda için 230-200 evet, civarı bir evet. insurance yani sigorta benim ödüyorum. Benim de Honda sadece öyleydi. State Farm'da insurance'ım vardı. 200 küsür ödüyordum. Hatta 400'e çıkarttılar rakamı bilmem ne. İşte dediğim gibi arkadaşlar. Vallahi on numara. Onu da yani zaten bu araba sana, bu araba sana aylık olarak 1100 dolar civarına geliyor. Aslında elektriğiyle yani, kullandığın zaman 1600 dolar 1500 dolar civarına geliyor. Bu arabanın ortalama olarak aylık senin için gideri. Geliri de bu arabayla çalıştığın için, tabii. Black yapabildiğin için, lüks yapabildiğin için evet. Normal X'e göre 3 kat 4 kat daha fazla kazanıyorsun aslında. Yani kazanıyordun aslında. Kazanıyordun evet. Şu öyle an bir değil, tık düşük. Bir tık düşük. Daha Can abi de inşallah Allah'ın bol kazançlar nasip i̇nşallah. Etsin. Arabaya bir an önce ödemeyi nasip etsin Can abicim. Arkadaşlar videomuz buraya kadar da aslında arabanın daha birçok özelliği var. Otopilot olsun, sensörleri olsun, busu bilmem nesi. Evet. Benim amacım aslında Can abinin bu arabayı kaç aldığı, neler yaptığı, arabanın gidişi, sürüşü ufaktan böyle bir vlogumsu tarzı bir video olsun dedim. İyi abi senin olsun. Eklemek istediğin, söylemek istediğin bir şeyler daha varsa onları da söyleyeyim. Sonra da videomuzu kapatalım. Vallahi söylemek istediğim arkadaşlar Uber falan bu işleri boş ver.
verin. Yani bu işler iş değil. Kendinizi eğitin burada. Doğru. Ben dediğim gibi sadece Uber'den para kazanamadığım ve sevmediğim için biraz daha upgrade yapmak istedim. Yazılım öğrendim, ticaret yapıyorum. Aynı zamanda işte burada bir sürü yapabileceğiniz iş var. Bunlara yönelin. Bunlar gelip geçici işler. Yapıyorsanız da en iyisini yapın. Aynen onu o şekilde. Sadece. Aynen o şekilde. Teşekkür ederim Can abicim. Rica ederim. Videoma kardeşim. Konuk olduğun için. Teşekkür ederim. Abi boyun uzun, kolum koptu yemin ederim şöyle kamerayı tutmaktan. Arkadaşlar umarım videoyu beğenirsiniz. Kendinize dikkat edin. Like ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Ayak numaran kaç abi?